ödül verecektiniz. O zaman buradan bugün bu madenlere bir selam olsun bu şirketlere. Feda Sıma ve Sarı Dinizler bu. Şu sahneyi bir baş atabilir miyiz? Lütfen sahne çekecek. Alanlarımızı savunuyoruz. Biz kazanacağız şiarıyla yaptığımız Dersim Doğa Mitingi'ne hoş geldiniz. Hepinizi Dersim Emek ve Demokrasi Platformu adına selamlıyorum. Topraklarımıza, kutsallarımıza, doğamıza, içinde yaşayan cümle canlıya karşı göstermiş olduğunuz bu duyarlılık daim olsun. Madenlere, HES'lere, orman yakmalara, orman kesimlerine, avlanmalarına, yayla yasaklarına karşı doğamızı savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bu iradeye karşı Dersim topraklarını talan etmeye gelecek olan maden şirketlerine kötü bir haberimiz var. Bir meşemizi, bir alabalığımızı, bir yaban bezovarımızı, bir karıncaya bile zarar verdirmeyeceğiz. Burası Dersim topraklarıdır. Ne demiş büyüklerimiz? Dersim'e sefer olur, zafer olmaz. En öndedir, en ön saftadır, en ön safta mücadelesini vermeye devam etmektedir. O yüzden bizler lafı çok uzatmadan kendi konuş... Sevgili Dersimliler, özellikle kadınlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi böyle anons edilince tabii benim konuşmamın biraz rengi değişti. Şimdi ben tabii siyasetle de uğraşıyorum. O şekilde de konuşmak isterdim ama arkadaşlar Fatsa'dan, Tersi Fikri'den bahsedince ben de size Fatsa'nın geçmişinden, tarihinden, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin gelenek yaratmış kendinden, özellikle Dersim'de de tarih yazmış olan, demokrasi mücadelesinde önemli bir merkez olmuş olan siz Dersimleri ayrıca sevgiyle ve saygıyla selamlamak isterim. Evet, bizim tarihimiz kapitalizme, emperyalizme karşı, faşizme karşı mücadelenin tarihidir. Bizim tarihimiz ezilenlerin, yoksulların sömürgeciliğe, doğa talanına, emek sömürüsüne, kadın düşmanlığına karşı sürdürülen mücadelenin tarihidir. Biz ne Dersim'i, ne Fatsa'yı, ne Kaz Dağları'nı, ne Çudu'yu asla ve asla emperyalist şirketlerin ve Türkiye'deki onun siyasi merkezlerinin rant merkezi haline getirmeyeceğiz sevgili dostlar. Ekoloji mücadelesi 21. yüzyılın kapitalizme karşı mücadeledeki en önemli dinamik noktasıdır. Bugün eğer Türkiye'de kapitalizme karşı mücadeleyi yükselteceksek, yoksulların, ezilenlerin, emekçilerin iktidarını kuracaksak, bunun emin olun yegane merkezi artık sömürgeciliğe karşı da mücadelenin adresi ekolojik varlıklarımıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmaktır sevgili dostlar. Dünyada da Türkiye'de de bugün kapitalizmin özellikle ekolojik varlıklar üzerinden, yaşam alanlarımız üzerinden sürdürdüğü saldırıların iki tane boyutu var.
dili küresel kapitalizmin neoliberal politikalarının rantçı, talancı siyasetidir. Diğeri de özellikle bölgenizde, özellikle Kürt coğrafyasında, Orta Doğu'da savaşın nedeni olarak ortaya çıkan talandır. Bu iki boyutu birleştirmeden, bu iki alana yoğunlaşmadan, sadece bir alandan yoğunlaşarak ne kapitalizme karşı mücadeleyi ne de ekolojik varlıklarımıza sahip çıkmayı başarılı kılabiliriz. O nedenle bu mevzu çok siyasal bir mevzudur. Politik bir mevzudur. Kimilerinin öyle sağından solundan çektiği gibi sadece börtü böceğe sahip çıkmak yeşili koruma meselesi değildir. Tabii ki o da çok önemlidir. İnsan hayatı için, canlı hayatı için doğamıza sahip çıkmak çok önemlidir. Ancak bu mesele bir politik saldırı olduğuna göre biz de bunun karşısında politik bir mücadeleyle bunu kucaklayabiliriz. O nedenle bütün ekolojik varlıkları korumaya ant içmiş olan, bu mücadeleyi merkezine almış olan bütün siyasi partilerle, ekoloji örgütleriyle, sivil aktivistlerle birlikte birleşik bir mücadeleyi vereceğiz. Tıpkı Fatsa'da olduğu gibi geçmişte, tıpkı Dersim'de olduğu gibi bu ülkede özgürlük ve demokrasi mücadelesini nasıl zafere ulaştırmak için bedel ödediysek, bunun için de bedel ödemeye hazırız sevgili dostlar. O nedenle hepinizi yeniden sevgi ve saygıyla selamlarım. İyi günlerde, güzel günlerde beraber olmak umuduyla. Teşekkür ederim. Saygıyla ediyoruz. Bugün burada Emek ve Demokrasi Platformu adına Kenan Çetin, TUMOP Genel Merkezi'nde... Sonra biraz sonra açılışın baş yerlerde bu coşkuyu birlikte paylaşalım, birlikte yaşayalım diyoruz. Varsaydı yaşam, bir inancın üzerinde buldum seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi, daha sürüyor o kavga, ne sürecek? Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Aşk demişti yaşamın ustaları, aşk ile sevmek bir güzelliği ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga, sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın içeriğinde buldum seni, bir kavganın güzelliğinde sevdim. İlk kez budadılar körpe dallarımızı, ilk kez kırdılar, yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Dostlar, programımıza başlayacağız birazdan ama şunu şuradan belirtmek istiyoruz. İnanın ki bugün Dersim halkının ortaya koyduğu bu kararlılık, bu coşku, birbirine omuz verme, toprağına sahip çıkma duyarlılığı hepimizi çok sevindirmiştir. Ve Dersim halkı biz biliyorduk bugün bu meydanlara sığmayacağını. Ancak biliyorsunuz tüm mitinglerde yağmur, kar, dolu, herkes her şey bize karşı çalışıyor. Bugün de yağmur yağacaktı ama biz özellikle Kureşanlara, Baba Mansurlara dedik ki biraz dua edin. Belki yağmur yağmasın, onlara da teşekkür ederiz duaları. Kafaya kaldırır mı? Hep birlikte. Şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz değerli dostlar? Dersim'de madenlere geçip verecek miyiz? Sahipçi niceni hardı mara milleti mara rıza niceni kada milleti ma dini serbest sarı dini serbest valla hala hala ez varsın namazı hala hala
Kada millet madini ser bu. Sola roz mevi. Neyse ben inançtan arkadaşlarımız var burada, fazla abartmayayım çünkü hani sonuçta biz kurumlardan geliyoruz. He namussuz amcacığım. Bak amcacığım, şimdi burada maden çıktığı zaman burada bulunan bütün köylülere, herkese para dağıtacağız, altın dağıtacağız. Yani sizler de burada zengin olacaksınız. Para dağıtıyoruz. E tabi. Altın dağıtıyoruz. Tabi tabi. Ben sana para vereyim, dur dur. Yeter olayım. Basını kurun. Malı hayır milletim ha? Sabir Bey hayır abi. Evet bugün Dedefin Birleşkini ve Dersim Kültür ve Doğa Derneği adına kısa bir skeç yaptık. Ve bugünkü çalışmalardan dolayı yurdumuzu talan edenlere karşı burada bulunduğunuz için biz Dersim Kültür ve Doğa Derneği adına hepinize teşekkür ediyoruz. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Ya bu sadece bir oyundu. Taşladı beni tabii. Biz de Dedef Birleşeni olarak Dersim Kültür ve Doğa Derneği doğamıza, suyumuza, havamıza, ormanlarımıza, yaban hayvanlarımıza sahip çıkacağız. Savunacağız sonuna kadar. Teşekkür ederim.
toprağına, ormanlarına, vadilerine, ağacına, çiçeğine ve bu toprakta yaşayan doğanın tüm canlılarına sahip çıkan Dersim'in güzel insanları, hepiniz hoş geldiniz. Bu ülkedeki 600 bin aşkın mühendis, mimar ve şehir plancısının mücadele örgütü TUMOP yönetim kurulu adına hepinizi dostlukla, sevgiyle selamlıyorum. Ayrıca bunca güzel insanı bir araya toplayan Dersim Emek ve Demokrasi Platformu'na da gönülden teşekkürlerimi sunarım. Değerli dostlar, bugün Dersim'in dünyalar harikası doğasına sahip çıktığımızı göstermek için en insani yanımızla, doğaya ve yaşama olan en derin bağlılığımızla bu meydana toplandık. İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda hepimizin pek çok derdi, söyleyecek pek şey olduğunu biliyoruz. Ama bugün kendi adımıza değil, doğamız adına, bugünümüz hakkında değil, yarınlarımız hakkında konuşmak için bir aradayız. Hepsi havaya kalkıyor, hepsi ama hepsi. Dersim'den madenlere geçit verecek miyiz? Barajlara geçit verecek miyiz? Kulelere geçit verecek miyiz? Orman yakmalara geçit verecek miyiz? O zaman hep birlikte bağırıyoruz. Dersim'de maden istemiyoruz. Dersim'de maden istemiyoruz. Daha güçlü, daha güçlü. Sıma Herame, Heratın, hoş geldiniz. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün birçok şirketin gözü burada. Dersim nasıl bir tepki verecek? Ama Dersim bundan 11 yıl önce, 12 yıl önce yaptığını yine yaptı. Binlerce insanla alanda her birinizi emek ve demokrasi güçleri adına, belediye başkanlarımız adına, muhtarlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz adına tek tek saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Talan ve yağma düzeni dünyada yaşam alanlarını katliamlar yapmaya da devam ediyor. Ülkemizde de doğa alanları üstüyle altıyla uluslararası sermayeye, yerel sermayeye peşkeş çekiliyor. Karadeniz'de başlatılan HES ve doğa talanına karşı Karadenizli yurttaşlarımızın ölümüne vermiş olduğu mücadeleyi Dersim'de selamlıyoruz alkışlarınızla. Bu mücadelede geri durmadılar. Şu anda Artvin Yusufeli'yi kaybediyorlar. Baraj altında kalıyor orası. Yine Kaz Dağları'nda, İliç'te altın aramalarına karşı bölge halkı ciddi bir tehlike altında. Halk adeta zehir içip zehir soluyor. Ege'de hayat ağacı dediğimiz, yaşam ağacı ve geçim kaynağı olan zeytin ağaçları saldırı altında. Betonlaşma uğruna orada da bir mücadele var. Ege'ye, Kaz Dağları'na, İliç'e de bir alkışla selam gönderelim. Brezilya'da gelen asbest dolu gemi çevrecilerin karşı duruşuyla ülkeye sokulmadı. Bu Dersim'e de, bölgeye de, çevre mücadelesi açısından bizlere de bir örnektir. Dersim doğa katliamını aylardır odun kesmelerle yaşıyor. Hozat'ta yaşıyor, Ovacık'ta yaşıyor. Yine Şırnak Cudi'de yaşıyor. Bakın hükümet sadece bu yıl 50 milyon metreküp odun yağmasına imza atıyor.
buradan alkışımızla orayı da bir protesto edelim. Ağacımıza, yaşam alanlarımıza, saldıranlara ne diyeceğiz? Biz kazanacağız. Halk kazanacak.